Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Kanada'nın Türkiye'ye uyguladığı ambargoyu kaldırmasını ve yerli İHA kameralarında gelinen son aşamayı değerlendirdi. Akyol, Türkiye'nin 2023 savunma ihracatında KG başına ihracat miktarı 65 dolar. ASELSAN için 2023'te KG başına ihracat ise, ASELSAN 2000 dolara aşmış durumda, bilgilerini paylaştı. Akyol, ASELSAN'ın Şili'de çok yüksek miktarlı bir tank modernizasyon projesi imzaladığını ve Şili'nin Alman Leopard tanklarını ASELSAN'ın modernize edeceğini açıkladı. Akyol, dünyanın bir diğer ucu olan Güney Amerika'da, Şili'de çok yüksek miktarlı bir tank modernizasyon projesini imzaladık. Şili'nin Alman Leopard tanklarını Aselsan modernize ediyor. Burada yeni gelişmelerle bunu büyütmeyi de planlıyoruz dedi. Ahmet Akyol aynı zamanda Uzak Doğu'da Filipinlere hava savunma sistemi ihracatı sözleşmesi de imzalandığını belirtti. Aselsan'ın şu anda 14 farklı ülkede fabrikası, tasarım merkezi ve ofisi bulunduğunu söyleyen Akyol, bu yıl 4 yeni ülkeye daha ihracat yaptıklarını ve Aselsan'ın ihracat yaptığı ülke sayısını 86'ya yükselttiklerini ifade etti. Ayrıca 21 ürünü de ilk defa ihraç ettiklerini belirtti. Akyol, Romanya ile hafta içinde çok önemli konukları olacağını ve bazı sözleşmeler imzalayacaklarını söyledi. Atışlarına karşı geliştirilen Akkor ve Pulat aktif koruma sistemlerinin ilk iki Altay tankına takıldığını ve dünyada bir elin beş parmağını geçmeyecek kadar az ülkede olan bir teknolojiye sahip olduklarını vurgulayan Akyol, modernizasyonda da bu sistemleri kullandıklarını söyledi dünyada 3 tank ekolü olduğunu, Alman, Rus ve Amerikan ve Aselsan olarak tamamını modernize edecek kabiliyete ulaştıklarını ifade eden Akyol, bundan sonraki hedeflerinin insansız kule ve daha yetkin kendini koruma sistemleri olacağını açıkladı. Kanada'nın haksız ambargosundan sonra CATS'i geliştirdiklerini ve bugüne kadar ihracatı yapılan ülke sayısının 10 ulaştığını belirten Akyol, teslim edilen kats kamera sayısının 178'i geçmiş durumda olduğunu söyledi. Kanada'ya kamera mesajı. Aselfer, 500 ün her kanalda muadillerinden 20, 30 daha iyi performans gösterdiğini ve lazer işaretleme menzili açısından çok hassas bir kabiliyete ulaştığını vurgulayan Akyol, sistemin seri üretime girdiğini ve yakında ilk kullanıcılarına ulaşacağını ifade etti. Aselsan Genel Müdürü Akyol, Aselfer, 500, her kanalda muadillerinden 20, 30 daha iyi performansta olduğu artık bütün kullanıcılarımızca kabul edilmiş durumda. Lazer işaretleme menzili açısından gerçekten çok hassas bir kabiliyete ulaştı. Daha uzaktan ve daha hassas hedefleme imkanına kavuştuk. Seri üretime girdi ve yakında fabrikadan ilk kullanıcılarına ulaşmış olacak. Ambargoya gelecek olursak, Kanada'nın NATO müttefikimiz olarak ambargoyu kaldırmış olması iyi bir adım. Ama bugüne kadar bu ambargoyu koyarak bize bu teknolojiyi kazandırdığı için mutlu ve keyifliyiz. Bundan sonra şunu söyleyeyim, bizim kameramız daha iyidir. Kanada başta olmak üzere herkese hizmet vermeye hazırdır. "Geldiğimiz seviye budur." şeklinde konuştu. Aselfır 600 ünde bu yıl uçurulacağını ve daha yüksek bir teknoloji olan Toygun'un da Türk güvenlik güçlerine kazandırılacağını açıklayan Akyol, kamera yapan ekibin 3 yıldır hiç cumartesi veya pazar görmeden çalıştığını ve arkasında çok büyük bir fedakarlık ve mühendislik olduğunu söyledi. Akyol şöyle devam etti. Bunun daha da iyisi olan Aselfır 600'de geliyor. Bu yıl Aselfır 600'ü de uçuracağız. Sonra Toygun diye adlandırdığımız Kızıl Elma Anka 3 ve K'nın hizmetine girecek daha yüksek bir teknolojiyi Türk güvenlik güçlerine kazandırmak için çalışıyoruz. Kamera yapan ekibimiz 3 yıldır hiç cumartesi veya pazar görmediler. Her gece beraber çalışmaya devam ettiler. Bugün de öyle. Arkadaşlarımız evinden ve çocuklarından dahi uzakta kalarak çalışmaya devam ediyorlar. Arkasında çok büyük bir fedakarlık ve mühendislik var. Yakında radarla ilgili güzel haberlerin olacağını ve önümüzdeki günlerde paylaşılacağını belirten Akyol, Korkut Hava Savunma Sistemi'nin Türk ordusu tarafından başarıyla kullanıldığını ve müttefik ülkelerle ihracatının da görüşüldüğünü söyledi. Akyol, Korkut Hava Savunma Sistemi Türk ordusu tarafından başarıyla kullanılıyor. Olumlu bildirimlerini aldık. Müttefik ülkelerle ihracatı da görüşülüyor. İmzalanan sözleşmeler ve çalışmalar var ifadelerini kullandı. Akyol, Hisaryo füzesinin menzilini uzatmak için Roketsan ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Sistemin seri üretimde olduğunu ve yüksek irtifa performansını da geliştirmeye çalıştıklarını belirten Akyol, "Hisaryo ile füzenin menzilini biraz daha uzatmak üzere Roketsan ile çalışıyoruz. Sistem yine seri üretimde." yüksek irtifayı da biraz daha geliştirmeye çalışıyoruz, dedi. Siper Teslimatı Siper hava savunma sisteminin radar performansının çok etkileyici olduğunu ve geliştirilen füzenin de önemli bir etkinlik sağladığını vurgulayan Akyol, arayıcı başlığının da fark yarattığını söyledi sistemin kabul testlerinin devam ettiğini ve 2024 ün ilk yarısında Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edileceğini açıklayan Akyol, Siper'in Blok, 2 ve Blok, 3 versiyonlarının da geliştirileceğini ve radarlara da iyileştirmeler yapılacağını belirtti. Hibrit Hava Savunma Sistemi Akyol, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda SSB ile birlikte hibrit hava savunma sistemi geliştirmeye başladıklarını da açıklayarak, sistemin mobilite ve birden fazla önleyiciyi tek bir platformda buluşturacağını, radarlarının çok hassas olduğunu ve aynı anda parçacıklı mühimmat da atabileceğini ve elektronik harp sistemlerine sahip olduğunu söyledi. Akyol, hibrit hava savunma sisteminin 2-3 yıl içinde Türk güvenlik güçlerine kazandırılacağını ifade etti. Akyol, Korkut Hava Savunma Sistemi Türk Ordusu tarafından başarıyla kullanılıyor. Olumlu bildirimlerini aldık. Müttefik ülkelerle ihracatı da görüşülüyor. İmzalanan sözleşmeler ve çalışmalar var, ifadelerini kullandı. Akyol, Hisario füzesinin menzilini uzatmak için Roketsan ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Sistemin seri üretimde olduğunu ve yüksek irtifa performansını da geliştirmeye çalıştıklarını belirten Akyol, Hisario ile füzenin menzilini biraz daha uzatmak üzere Roketsan ile çalışıyoruz. Sistem yine seri üretimde. Yüksek irtifayı da biraz daha geliştirmeye çalışıyoruz dedi. Hibrit hava savunma sistemi Akyol, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda SSB ile birlikte hibrit hava savunma sistemi geliştirmeye başladıklarını da açıklayarak, sistemin mobilite ve birden fazla önleyiciyi tek bir platformda buluşturacağını, radarlarının çok hassas olduğunu ve aynı anda parçacıklı mühimmat da atabileceğini ve elektronik harp sistemlerine sahip olduğunu söyledi. Ak yol, hibrit hava savunma sisteminin 2-3 yıl içinde Türk güvenlik güçlerine kazandırılacağını ifade etti.